nasıl yapılır? Cam mı yapalım? Yani yakma kendine. Tamam. Cam suyuna falan bak istersen. Cam suyunuz orijinal su. Orijinal su diyorsun. Halis mi? Halis mi? Çeşme. Bir denizde doluyor. Su damlıyor abi. Su da gerek yok. Sonra cam suyu yaptım. Gerçi abi bir şey varsa şey koyalım. Varsa. Bunu da koyalım bak hele. Orijinal antifiz koyuyorum bak hele. Dördü önleri de yap. Arkaları yapmışsın ne halim ben mi biliyorum? Zorlu kış şartı, zorlu diyoruz çünkü araçlar için gerçekten yaza göre daha zorlanma yaşıyor araçlar. Zorlu kış şartlarına hazırlanmak, girmek için araç yapılması gereken bazı kontrol edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Bunları hep söylüyorsun işte kış lastiği, kış lastiği. Tabii kış lastiğiyle bitmiyor konu. En önemli konulardan bir tanesi de antifriz, motor suyu. Eğer aracınızın motorunda sadece su varsa, antifriz yoksa donabiliyor. Çünkü sabahları biliyorsunuz -2, -3, -5 derece soğuklarda uyanabiliyoruz. Eğer motorunuzda antifriz yoksa kesinlikle motoruna zarar veriyorsunuz. Ya radyatörü patlatıyor, ya hortumları patlatıyor, plastik aksama zarar veriyor veya alüminyum gövdeli, alüminyum blok radyatörlere zarar veriyor, patlatıyor. O yüzden mutlaka biz hep söylüyoruz. Yani yaz ve kış mutlaka motorlarda antifriz kullanmasını tavsiye ediyoruz. Artı cam sularımız. Mutlaka kışlık cam suyu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yolda sıkıntı, mağduriyet yaşamamaları açısından. Benim çok başıma gelmişliği de var yolda. Cam suyumu bitip de su koyup bulunduğu yolda kaldı. O yüzden ısrarla işte cam suyumuza bakacağız yola çıkmanızı mutlaka. Antifriz ölçümümüzü kendiniz yapamazsınız ama teknik bir yerden teknik servisten destek alabilirsiniz. Antifriz ölçümü mutlaka yaptık. İşte yağlarınızı, sularınızı mutlaka kontrol ettik. Kış lastiğinize baktık. Kışın zorluk yaşamamak için, yolda sıkıntı yaşamamak için bunların mutlaka yapılması tavsiye ediyoruz.